75. sayfa, sıra sizde. Soru: A ve B kümeleri için A birleşim B kartezyen B'nin eleman sayısı 132. A kesişim B kartezyen B'nin de eleman sayısı 77 olduğuna göre A fark B'nin eleman sayısı ile B fark E'nin eleman sayılarının toplamını bulunuz denmiş. Şimdi şurada A birleşim B'nin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısının çarpımı 132'ye eşitmiş. Burada da A kesişim B kümesinin eleman sayısı ile B kümesinin eleman sayısının çarpımı 77'ye eşitmiş. Şimdi şu şekilde iki küme çizelim. Burası A kümesi, burası B kümesi olsun. Buraya A, buraya B, buraya da C diyelim. Şimdi A birleşim B, A artı B artı C'dir. B kümesi ise B artı C. Bu ikisinin çarpımı 132'ye eşitmiş. Sonra kesişimleri B. B kümesi gene B artı C. Bu da 77'ye eşitmiş. Şimdi 77 sayısı 7 ile 11'in çarpımına eşittir. Dolayısıyla buradan B'yi 7, B artı C'yi de 11 aldığımızda C de 4 çıkar. Çünkü 7 ile 11'i çarptığımızda 77 olur. Şimdi B ve C'yi biliyoruz. Şu birinci denklemden de A'yı bulalım. B ile C'nin toplamı 11. O halde şöyle oldu bakın. A artı 11 çarpı B artı C. Bu 11'di zaten. Eşittir 132. 132'yi 11'e böldüğümüzde A artı 11'i 12 olarak buluruz. Çünkü 12 ile 11'in çarpımı 132'dir. Buradan A da 1 olarak bulunur. Bakın A'yı, B'yi, C'yi üçünü de bulduk. Bize A fark B'nin eleman sayısıyla B fark A'nın eleman sayılarının toplamı sorulmuş. A fark B A'dır. B fark A da C'dir. Yani A ile C'nin toplamı A 1, C de 4. Bu ikisini topladığımızda 5 buluruz. 80. sayfa, sıra sizde. Soru: A kümesinde tanımlı beta bağıntısı veriliyor. Beta'nın tersi bağıntısının grafiğini çiziniz denmiş. A kümesinin elemanlarını yazalım öncelikle. A kümesi öyle x'lerden oluşuyormuş ki x çift sayı olacak ve eksi 20 ile 18 arasında. O zaman bunlar eksi 18, eksi 16, eksi 14 bu şekilde devam eder. Artı 16 ve artı 18 olur. Şimdi beta bağıntısı öyle x'lerden oluşuyormuş ki x'ye a kartezyen a'nın elemanı olacak ve y'ye x'in 3 katı olacakmış. O zaman beta bağıntısını şu şekilde yapabiliriz bakın. Mesela x eksi 6 iken y eksi 18 olur. Eksi 4'e eksi 12, eksi 2'ye eksi 6, 0'a 0, 2'ye 6, 4'e 12 ve 6'ya 18. Beta bağıntısı budur. Şimdi beta üzeri eksi 1. Yani bunun tersini yapalım. Bunun tersi şöyle olacak. Eksi 18'e eksi 6, eksi 12'ye eksi 4, eksi 6'ya eksi 2, 0'a 0, sonra 6'ya 2, 12'ye 4 ve 18'e 6. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Yatay eksen ve dikey eksen. A kartezyen A olduğu için ikisi de A olacak. Şimdi yatay eksen. Burası eksi 6 olsun. Burası eksi 12. Burası eksi 18. Burası 6. Burası 12. Burası da 18 olsun. Dikey eksen. Burası 2, burası 4, burası 6 olsun. Sonra burası eksi 2, eksi 4 ve eksi 6 olsun. Eksi 18'e eksi 6 şurasıdır bakın. Eksi 12'ye eksi 4 buradadır. Eksi 6'ya eksi 2 buradadır. 0'a 0 burada. Sonra 6'ya 2 burası, 12'ye 4 burada ve 18'e 6 burada. Evet.
Eta'nın tersinin bağıntısını bu şekilde çizmiş olduk. Yukarıdaki A kümesinde tanımlı bir beta bağıntısı yazınız. Bağıntınızın tersinin grafiğini çiziniz. Beta bağıntısı şöyle olsun. Öyle x y'lerden oluşsun ki y eşittir 5x ve x virgül y elemanıdır. A kartezyen A'nın olsun. Şimdi bunun elemanlarını bulalım. Beta bağıntısının. Eksi 2'ye, eksi 10, 0'a 0 ve 2'ye 10 olur. A kümesinin elemanları çift sayı olduğu için sadece bunlar vardır. Şimdi beta'nın tersini yapalım. Bu sefer eksi 10'a eksi 2, 0'a 0 ve 10'a 2 olur. Bunun grafiğini çizelim. Yatay eksen, dikey eksen, A kartezyen A, ikisi de A olacak. Burası eksi 10 olsun. Burası 0, burası artı 10. Burası 2 olsun. Burası da eksi 2. Şimdi eksi 10'a eksi 2 şuradadır. 0'a 0 burada. 10'a 2 ise burada. Evet. Beta'nın tersini, grafiğini bu şekilde çizmiş olduk. 81. sayfa. Alıştırmalar 3. 1. A kartezyen B ve C kartezyen D çarpım kümeleri veriliyor. Buna göre D fark A kartezyen B birleşim C'nin kartezyen çarpımının eleman sayısının değerini bulunuz denmiş. A kümesinin elemanlarını bulalım buradan. Şuradaki sıralı ikililerden birinciler A kümesinin elemanlarıdır. Yani A, B ve C. B kümesinin elemanlarını bulalım. İkinciler de B kümesinin elemanlarıdır. Bunlar eksi 1, 0 ve 8'dir. C kümesinin elemanlarını bulalım. Eksi 1, 0 ve 3'tür C kümesinin elemanları. D kümesinin elemanlarını bulalım. O da C ve D'dir. D fark A kümesinin elemanlarını bulalım. D fark A. D'de olup A'da olmayanlar sadece D'dir. Sonra B birleşim C kümesini bulalım. B ve C'deki elemanları birleştirirsek eksi 1, 0, 3 ve 8 olur. Şimdi burada D fark A'nın eleman sayısı 1 çıktı. B birleşim C'nin eleman sayısı da 4 çıktı. 1 ile 4'ü çarptığımızda da 4 buluruz. İşlemin sonucu 4'e eşittir. 2. Olduğuna göre A çarpı B değerini bulunuz denmiş. Burada 2A artı B eksi 3'ü A eksi 5B'ye eşit diyelim. 2A artı B eksi 3 eşittir A eksi 5B. Buradan A eksi 5B'yi sol tarafa geçirirsek A artı 6B. Eksi 3'ü de sağ tarafa geçirirsek artı 3 olarak geçer. Sonra buradaki a eksi 3'ü de buradaki 7a artı 3'e eşit diyelim. A eksi 3 eşittir 7a artı 3. Buradaki a'yı sağ tarafa geçirirsek 6a kalır. 3'ü de sol tarafa geçirirsek eksi 6 olmuş olur. Şimdi buradan eksi 6'yı 6'ya bölersek a'yı eksi 1 olarak buluruz. Şurada yerine yazalım. A yerine eksi 1 yazalım. Eksi 1 artı 6b eşittir 3. Eksi 1'i sağ tarafa geçirirsek 6b eşittir 4 olur. 4'ü de 6'ya böldüğümüzde b'yi 2 bölü 3 olarak buluruz. A çarpı b sorulmuş. Eksi 1 ile 2 bölü 3'ü çarptığımızda da eksi 2 bölü 3 olarak işlemin sonucunu buluruz. 3. İse x eksi y değerini bulunuz denmiş. Burada x artı 7'yi 9'a eşit diyelim. X artı 7 eşittir 9 ise buradan x 2 olarak bulunur. 1 bölü 8'i de x üzeri y artı 5'e eşit diyelim. 1 bölü 8 eşittir x üzeri y artı 5. X 2 idi. Yerine yazalım. 1 bölü 8 eşittir 2 üzeri y artı 5. Şimdi 1 bölü 8 2'nin eksi 3. kuvvetidir. 2 üzeri eksi 3 eşittir 2 üzeri y artı 5 olur.
Şimdi tabanlar aynı olduğu için üstler de aynı olacak. Eksi 3 eşittir y artı 5. Buradan artı 5'i sol tarafa geçirirsek y'yi eksi 8 olarak buluruz. X eksi y değerini bulalım şimdi. 2'den eksi 8'i çıkarırsak eksi eksi artı yapar. İşlemin sonucunu 10 olarak buluruz. 4. A ve B kümeleri veriliyor. A şıkkı. A kartezyen B'nin eleman sayısının değerini bulunuz denmiş. Şimdi A kümesinin elemanlarını bulalım öncelikle. A kümesi 4'ten küçük doğal sayılarmış. Bunlar 0, 1, 2 ve 3'tür. Ve A kümesinin eleman sayısı 4'e eşittir. B kümesinin eleman sayısına bakalım. B kümesinin eleman sayısı da 4. O halde A kartezyen B'nin eleman sayısı 4 çarpı 4, 16'ya eşittir. B şıkkı A kartezyen B'yi analitik düzlemde gösteriniz denmiş. Evet, bir grafik yapalım şuraya şöyle. Yatay eksen A olsun, dikey eksen B olsun. A'nın elemanları 0, 1, 2 ve 3. B'nin elemanları eksi 1 var, eksi 2 var, 0 var, bir de 1 var. Şimdi A kartezyen B. 0'a eksi 2 burasıdır. 0'a eksi 1 burası. 0'a 0 burası. 0'a 1 burası. Sonra 1'e eksi 2 burası. 1'e eksi 1 burası. 1'e 0 burası. 1'e 1 burasıdır. 2'ye eksi 2 burası. 2'ye eksi 1 burası. 2'ye 0 burası. 2'ye 1 burasıdır. 3'e eksi 2 burası, 3'e eksi 1 burası, 3'e 0 burası, 3'e 1 de burasıdır. Toplam 16 tane eleman var. Evet, bakın bu noktalar A kartezyen B'nin elemanlarıdır. Şimdi C şıkkı A kartezyen B'nin kaç tane alt kümesinde 0 0 bulunmaz? A kartezyen B'nin eleman sayısı 16'dır. Bunun alt küme sayısı ise 2 üzeri 16'dır. 2 üzeri 16 tane alt kümesi vardır. Şimdi bunun kaç tanesinde 0 0 bulunmaz denmiş. Şimdi bu 0 0 1 elemandır. Çıkardığımızda geriye 15 tane eleman kalır. Bunlarla 2 üzeri 15 tane alt küme yapılır. Bu kadar alt kümede 0 0 bulunmaz. C şıkkının cevabı 2 üzeri 15 olacak. C şıkkı A kartezyen B'nin kaç alt kümesinde 1 eksi 1 veya 3 1 bulunur denmiş. 1 eksi 1 ve 3'e 1'in ikisinde birlikte bulunduğu alt kümelerin sayısını çıkaralım. Şimdi bu 2 tane eleman olduğu için 16'dan 2'yi çıkarırsak 2 üzeri 14 yapar. Bunların 1 eksi 1 veya 3'e 1'in bulunduğu dendiği zaman da işlemimiz şöyle olacak. Tamamından bu 2 üzeri 14 yani kesişim kümesini çıkaracağız ki birleşim kümesinin eleman sayısını bulalım. Çünkü veya birleşim demek. Ç şıkkının cevabı da budur. Bunu düzenleyebiliriz. 2 üzeri 16'yı biz 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 14 diye yazarız. Eksi 2 üzeri 14 çıkarma işlemi yapacağız. Burada 4 tane 2 üzeri 14 var. Burada eksi 1 tane çıkarırsak 3 tane 2 üzeri 14 kalır. Ç şıkkının cevabı da budur. 5. KLM kümeleri verilmiş. Buna göre K kartezyen M kesişim, K kartezyen L'nin eleman sayısının değerini bulunuz denmiş. Önce K kümesinin elemanlarını bulalım. K kümesi 20'den küçük 3'ün katlarından oluşuyormuş. 20'den küçük 3'ün katları K doğal sayı olduğu için 0 olabilir. 3, 6, 9, 12, 15 ve 18'den oluşur. L kümesinin elemanları karesi 10 ile 145 arasındaki tam sayılar denmiş. Evet, bu sayılar arkadaşlar eksi 12, eksi 11, eksi 10 bu şekilde gelir. Artı 11 ve artı 12 en son değer. Şimdi M kümesinin elemanlarını bulalım. M kümesi de 8 ile 20 arasındaki tam sayılarmış. 8'de eşitlik yok. O zaman 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20'de eşitlik var. 20'yi alabiliriz. Bizden istenen ifadeye bakalım arkadaşlar. Bunu düzenlediğimizde şöyle yapabiliriz. Bakın. K kartezyen M kesişim L. Şimdi buradan M kesişim L kümesini bulalım. M ile L'nin ortak elemanları 9, 10, 11 ve 12'dir. Şimdi bu kümenin eleman sayısı soruluyor bize. K'nin eleman sayısını bulalım. K'nin eleman sayısı 2, 4, 6, 7 tane. 7 çarpı M kesişim L'nin eleman sayısı da 4. O halde 7 ile 4'ü çarptığımızda istenilen sonucu 28 olarak buluruz. 6. A tam sayı olmak üzere M ve N kümeleri verilmiş. M kartezyen N'nin tüm elemanlarını içeren en küçük dikdörtgenin alanı 9 birim kare olduğuna göre A'nın kaç birim olduğunu bulunuz denmiş. Bir kartezyen koordinat düzlemi çizelim arkadaşlar şöyle. M kartezyen N. O zaman yatay M olacak. Dikey de N olacak. Şimdi M'nin elemanları A ile 8 arasında. Bakın şurada şurası 8 olsun. Şurası da A olsun. N'nin elemanları da 2 ile A arasında. Burası 2 olsun. Şurası da A olsun. Şimdi burada bir dikdörtgen oluşuyor. Ve bu dikdörtgenin alanı da 9 birim kareymiş. Şimdi arkadaşlar bu 9 birim kare ise o zaman bunun kenarları 3 birim olur. Bakın buralar 3'er birim. 3 kere 3 9. Yatay eksende bakın şu nokta 8 ise o zaman şuradaki A noktası da 5 olmalıdır. Çünkü 5 ile 8'in arası 3 birim olur burası. Şimdi dikey eksene bakalım. Burası 2 ise şuranın 3 birim olabilmesi için bakın A gene 5 olduğunda burası 3 birim oluyor. Evet, dolayısıyla A 5'tir. 7. A ve B kümeleri veriliyor. Buna göre A şıkkı A'dan B'ye kaç farklı bağıntı yazılabileceğini bulunuz. Bunu bulmak için önce A kartezyen B'nin eleman sayısını bulmalıyız. A'nın 4 tane elemanı var. B'nin 2 tane elemanı var. O zaman 4 ile 2'yi çarptığımızda A kartezyen B'nin eleman sayısını 8 olarak buluruz. Bağıntı sayısı da bu 8 elemanda oluşturulabilecek alt küme sayısıdır. Alt küme sayısını 2 üzeri n ile buluyorduk. O zaman 2 üzeri 8 tane bağıntı yazılabilir. Bu 256'ya eşittir. B şıkkı A'dan B'ye tanımlanan kaç bağıntıda 1,8 ve 5,8 bulunur denmiş. Şimdi 8 tane eleman var. Bu 1,8 ve 5,8'i çıkardığımızda 6 tane eleman kalır. Bu 6 elemanla 2 üzeri 6 tane alt küme yani bağıntı oluşturulabilir. Bu da 64'e eşittir. C şıkkı A'dan B'ye tanımlanan kaç bağıntıda 5,8 bulunur ancak 3,3 bulunmaz. Bulunur bulunmaz şeklindeki sorularda da gene aynı şekilde verilen bu iki elemanı çıkarırız. Geriye 6 tane kalır. 2 üzeri 6 yine 64'e eşittir. C şıkkı A'dan B'ye tanımlanan en çok bir elemanlı kaç tane bağıntı vardır? Şimdi en çok bir elemanlı dediği için bir kere boş küme olacak. Boş küme bir tanedir. Bunun dışında bir de bir elemanlara bakacağız. Şimdi 8 tane elemanı varsa o zaman bir elemanlı 8 tane bağıntı var. 1 ile de 8'i topladığımızda toplam en çok bir elemanlı 9 tane bağıntı vardır. 8. A ve B kümeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki bağıntıları dik koordinat sisteminde gösteriniz. A şıkkı beta 1. Bu öyle xy'lerden oluşacakmış ki xy'den küçükmüş ve A kartezyen B'nin elemanı olacakmış. Şimdi x'in y'den küçük olduğu elemanlar neler oluyor? Onları bulalım. Eksi 2'ye 3 olur. Sonra eksi 2'ye 8 olur. Daha sonra 1'e 3 olur. 1'e 8 olur. Daha sonra 3'e 3 olmaz. 3'e 8 olur. Ve son olarak 5'e 8 olur. X'in y'den küçük olduğu durumlar bunlar. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Yatay eksen A olacak. Dikey eksen B olacak. A'nın elemanları eksi 2 var. Şurası eksi 2 olsun. Sonra 1 var. 3 var. Ve 5 var.
B'nin elemanları 3 ve 8. Eksi 2'ye 3 burası. Eksi 2'ye 8 burası. 1'e 3 burası. 1'e 8 burası. 3'e 8 burası. 5'e 8 de burasıdır. Evet, şuradaki noktalar A şıkkındaki B1 bağıntısının elemanları olmuş oluyor. B şıkkı beta 2 bağıntısı öyle x, y'lerden oluşacakmış ki x kare artı y kare 15'ten büyük olacakmış. Şimdi x eksi 2 iken y 3 olamaz, y 8 olabilir. X 1 iken y 8 olabilir. X 3 iken y 3 olabilir. Sonra 3 iken 8 olabilir. Sonra 5 iken 3 ve 5'e 8 olabilir. Bunların karelerinin toplamı 15'ten büyüktür. Şimdi bunun grafiğini çizelim. Yine yatay eksenimiz A, dikey eksenimiz B olacak. A kümesinde eksi 2, sonra 1, 3 ve 5 var. B kümesinde de 3 ve 8 var. Eksi 2'ye 8 burası, 1'e 8 burası, 3'e 3 burası, 3'e 8 burası, 5'e 3 burası, 5'e 8 de burası. Evet, beta 2 bağıntısının elemanları da bunlardır.